başta onurlu yarınların teminatı olan çocuklarımız olmak üzere kıymetli hocalarım, değerli misafirler, sizleri Ülke Ocakları Genel Merkezimizde misafir etmek bizim için çok büyük bir onurdur. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Pek çok misafiri ağırladığımız ve Allah nasip ederse bundan sonra da ağırlayacağımız bu salonda sizlerle geçirdiğimiz vakitler hafızalarımızdan hiç silinmeyecek, hafızalarımızda her daim taze kalacaktır. Sevgili çocuklar, milli sorumluluğun farkında olarak yetiştiğiniz takdirde Türk milletinin umudu olmaya devam edeceksiniz. Her birbirinden kıymetli öğretmenleriniz muhakkak ki sizleri bu doğrultuda yetiştirmek için mücadele vermektedir. Peygamber Efendimiz birinizin elinde bir fidan olduğu sırada kıyamet kopacak olsa onu dikmeye gücü yeterse diksin demiştir. Biz sizleri birer gül fidanı olarak görüyoruz. Sizlerin bu topraklardan aldığınız güçle yine bu toprakları cennet bahçesine çevireceğinize inancımız tamdır. Sizler iyi yetişmiş vatan evlatları olarak kendi geleceğinizle birlikte Türk milletinin geleceğini de değiştireceksiniz. Şuurlu bir gençlik hareketi olan Ülke Ocakları olarak biz buna gönülden inanıyor ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Türk milletinin her evladı değerlidir. Bir çocuğun hayatını değiştirdiğinizde dünyanın kaderini değiştirebilirsiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünün. Ona Kemal ismini veren, varlığını Türk varlığına armağan etmesine vesile olan öğretmenleri, onun geleceğiyle birlikte Türkiye'nin geleceğini de kurtarmıştır. Bir ülkeyi yaşatmak için illa savaş meydanlarında olmaya gerek yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk zaten sizler için ömrünü savaş meydanlarında geçirdi. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan etti. Size bilim, teknoloji, sanat sahalarında ülkemizin bağımsızlığını korumak kaldı. Her birinizden beklediğimiz bir Türk çocuğu olarak bir Türk çocuğu olduğunuzun bilinciyle hareket etmenizdir. Biz sizleri bir Türk bayrağı olarak görmekteyiz. Daima temiz, daima yüksekte, daima heybetli, daima gururlu, daima asil, daima her şeyin en iyisine layık. Her biriniz en az bir alanda iyi işler başarabilecek güce sahipsiniz. Öğretmenleriniz sahip olduğunuz yetenekleri ortaya çıkarmada sizlerdedir. Asla pes etmeden, mücadeleyi bırakmadan kendinizi geliştirmek için çabalamanız gerekmektedir. Çünkü kendinizi bu ülkenin geleceğini inşa edecek bir kişi olarak görmelisiniz. Siz pes ederseniz ülkemiz kaybeder. Sırtınızda böyle bir sorumluluğun olduğunu düşünmelisiniz. Şimdi tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünün. Eğer o pes etseydi kaybeden sadece o mu olacaktı? Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak siz çocuklarınızı ülkemizin değerleriyle yetiştirmek için çeşitli eserler hazırlamaya devam ediyoruz. Çocuklar için Dede Korkut, çocuklar için Nutuk ve çocuklar için Kutap bu bilik eserleri ilk kez sizlerin de anlayabileceği bir dilde ve seviyede yayınladık. Pek çok ilimizde çocuk tiyatroları düzenledik. Türk tarihinin çok eski dönemlerinin izlerini taşıyan çizimlerle boyama kitapları hazırladık. Bu ilan ettiğim çalışmaların ilk ikisini sizlerle paylaştık. Sevgilerimle sizlere hediye ettik kitapları. Tiyatro gösterisinde birlikte seyrettik. Şimdi inşallah boyama kitabımız önümüzdeki hafta çıkacak. Onları da en kısa sürede sizlere hediye edeceğiz arkadaşlar. Vatanımızı cennet bahçesine çevirecek olan kıymetli gül fidanlarımız. Ülke Ocakları sizin evinizdir, yuvanızdır. Aynı şekilde her biriniz bizim evladımız, kıymetlisiniz. Sizler bir arada olmadığımız zamanlarda dahi her daim aklımızda, gönlümüzde olduğunuzu unutmayın. Nerede bir ülke ocağı görseniz bilin ki orada sizi koşulsuz şartsız seven, sizi kendi evlatlarından ayrı görmeyen abileriniz, ablalarınız vardır. Her birinizi ayrı ayrı kucaklıyor, sizlere olan muhabbetimizin bir ömür sürmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kıymetli müdürümüze ve hocalarımıza da sizlerle bizi buluşturdukları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.
Güzel Türkistan, sen yine oldun. Güzel Türkistan, sen yine oldun. Seve fakirsiz güllerin soldu. Ah güllerin soldu. Çemenler berbat, kuşlar hem feryat. Çemenler berbat, kuşlar hem feryat. Şimdi hep beraber hem mesi mahzun olmaz mı inşaat? Ah olmaz mı inşaat? Bilmem niçin kuşlar uçmaz bahçelerimde, bahçelerimde. Burayı beraber. Bilmem niçin kuşlar uçmaz bahçelerimde, bahçelerimde. Birliğimizin tebrenmez tayi, ümidimizin sönmez çırağı. Birleş ey halkım, kergendir çağrı. Bezensin şimdi Türkistan bağı, ah Türkistan bağı. Tozal halkım yeter bunca devri defalar, devri defalar. Bilmem niçin kuşlar uçmaz bahçelerimde.